Galatasaray, DeAndre Yedlin'le 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Yılbaşı gecesi Omar El Abdülhey'nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin'le büyük oranda anlaştı. Amerikalı sabekin İngiliz kulübünden bonservisini alarak sarı kırmızılılara 3,5 yıllık imza atması bekleniyor. Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sabek transferi yapmayacaklarını, sezonu Martin Yines ve Şener Özbayraklı ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti. Tecrübeli hocanın her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sabek takviyesi istediği ve sarı kırmızılıların da Yedlin'in transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor. 2016 yılından bu yana Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de 6 maça çıktı. Yedlin'in geçtiğimiz sezon 3 ayrı bölgeden sakatlık yaşaması ise endişe yaratıyor. Galatasaray'a Mustafa Muhammed transferinde büyük müjde. Galatasaray'a müjde. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunu görmeyi çok istediği Mısırlı Mustafa Muhammed'in transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Mısır gazetesi El Vatan'ın haberine göre Zamalek ciddi bir finansal kriz içinde. Muhammed için Senetiyen'le yapılan son görüşmenin olumsuz geçmesinin ardından Galatasaray'ın yeni bir teklifle kapıyı çalması kulüp açısından bir fırsat olarak görülüyor. Kulüp yöneticilerinden İbrahim Abdallah, Galatasaray'la yaptıkları görüşmeye sonradan bir menajerin dahil olması nedeniyle bir haftalık kriz yaşandığını ancak tekrar iletişim kurduklarında bu sorunun ortadan kalktığını belirtti. Abdallah, handbol, basketbol ve voleybol takımlarının maaşları 10 aydır ödenemiyor. Çok acil 1.2 milyon euroya ihtiyacımız var, dedi. Zamalek yöneticisi aynı zamanda Mustafa Muhammed'in Mısır'ın en iyi forveti ve en yetenekli oyuncusu olduğunu belirterek ona çok değer veriyoruz ve düşündüğümüz rakamın altında bir transfer olmasına izin vermeyeceğiz. Muhammed aynı zamanda çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Açıkçası Galatasaray'dan yeni bir teklif gelince şaşırdık. Onun ayrılmasına karşı değiliz. Yurt dışına transfer olma isteğinin önünde durmuyoruz ancak bu kulüp Senetiyen olmayacak ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Galatasaray'ın 1,5 sezonluk kiralama için 2 milyon dolar önerdiği, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçerli olmak üzere 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun da sözleşmeye ekleneceği belirtildi. Hatta tarafların artık 2 milyon dolarlık ücretin ödeme takvimini görüştüğü ve herhangi bir anlaşmazlık kalmadığı bilgisine yer verildi. Galatasaray'ın Muhammed'le el sıkışmasının ardından transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray sözleri. Galatasaray'ın uzun zamandır takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında konuştu. Milli oyuncu, bir izleyicinin bugün yine Galatasaray'a transfer olduğun yorumuna samimi şekilde cevap verdi. Kendisinin de Türkiye'ye gelmek istediğini kaydeden Kaan Ayhan, haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi çok isterim, işim de çok istiyor, ifadelerini kullandı. Seni almaya geldik mesajını da yanıtlayan Kaan, öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım, yoksa ikna etmeye mi geldiniz, dedi. Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı. Fatih Terim'in gözdelerinden biri olan Kaan Ayhan, sağ bek, stoper ve ön libero pozisyonlarında başarıyla forma giyebiliyor. Öte yandan Kaan'ın Twitch'te yaptığı Galatasaray'ın gelip beni almasını bekliyorum. Eşim de ben de Türkiye'ye dönmek istiyoruz açıklaması ise Galatasaraylı taraftarlar tarafından Kaan Ayhan Galatasaray'ı kafa bildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da şeklinde yorumlandı. Milli oyuncu bu sezonun başında Galatasaray'ın kapısından dönmüş. Ardından İtalyan temsilcisi Sassuolo'ya imza atmıştı. Mustafa Cengizsen Ali Koç'a flaş gönderme. Bence evin oğlu Onyekuru. Galatasaray Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Onyekuru'nun birçok teklif almasına rağmen tercihini sarı kırmızılı ekipten yana kullandığının altını çizdi. Ali Koç'un Mesut Özil için yaptığı evin oğlu benzetmesine gönderme yapan Cengiz, birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz, elin oğlu evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru, dedi ve ekledi.
Üçüncü defa kendisini isteyen birçok takım olmasına rağmen ve geldiği kulübe çok maliyetli olmasına rağmen Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. Dönüp bakmadı bile Türkiye'deki veya yurt dışındaki diğer takımların tekliflerine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti, dedi. Henry Onyekuru ise uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirterek, öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi, %100'ümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanacağız, İfadelerini kullandı. Sarı Kırmızılı Kulüp oyuncunun kulübü AS Monaco'ya 650 bin euroluk kiralama bedeli ödeyecek. Galatasaray ayrıca 11 Haziran 2021 tarihine kadar oyuncuyu 4 milyon 350 bin euro karşılığında kadrosuna katma opsiyonunu da elinde bulunduracak. Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor. 3 imza birden. Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Sarı Kırmızılılar'da transfer çalışmaları yoğunlaştı. Hasan Zamalek forması giyen Mustafa Muhammed'le de anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Mısırlı forveti 1,5 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Fatih Terim'in ısrarla esiri İrfan Can Kahveci transferi içinde girişimlerini sürdüren yönetim, milli futbolcunun transferini birkaç gün içinde bitirmeyi amaçlıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezon içinde hazırlıklar şimdiden başladı. Dimbom geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 3 isimle ön anlaşma imzaladı. İrfan Can Kahveci transferi dışında kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen Sarı Kırmızılılar 3 futbolcuyu da yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı. İşte o isimler. Salih Uçan. Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in gözlerinden olan Salih Uçan'la her konuda anlaşma sağladı. Sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı atacak. Bu sezon Akdeniz ekibiyle 21 maça çıkan Salih Uçan, bir gol ve bir asistlik performans sergiledi. Aytaç Kara. Galatasaray ara transfer döneminde transfer edileceği konuşulan Aytaç Kara'yı sezon sonunda kadrosuna katma kararı aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Aytaç'ı sezon sonunda bedelsiz olarak takıma kazandıracak. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 18 maçta görev alan Aytaç Kara, 2 gol ve 2 asist üretti. Ve Fatih Kurucuk. Talipleri artan Marcao ve Luyendama için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Galatasaray, bu bölgeyi mutlaka güçlendirmek istiyor. Gelecek sezon stoper hattına birkaç takviye yapması beklenen Galatasaray'ın ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk'la anlaşma sağladığı öğrenildi. İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 1100 dakika süre aldı. Galatasaray genç yetenek avında. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer açıklamasının ardından düğmeye basan Sarı Kırmızılılardan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de çıtayı zirveye koyan Sarı Kırmızılılar takımdaki eksik bölgeleri tamamlayıp şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapıyor. Hücum bölgesini Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile güçlendiren Aslan, İrfan Can Kahveci için de girişimlerini sürdürüyor. Takıma doğrudan katkı verecek isimlerin yanı sıra geleceği de düşünen Galatasaray'ın transfer politikasında genç oyuncuların ayrı bir önemi bulunuyor. Mali yönden rahatlamak için oyuncu satışının öneminin farkında olan Sarı Kırmızılılar, gelecek vadeden isimleri kadrosuna katıp Avrupa piyasasına sunmayı amaçlıyor. Buna göre yol haritasını çizen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan 20 yaşındaki sağ bek için de devreye girdi. Ajans Spor'un haberine göre Galatasaray'da teknik heyet ve izleme heyetinin uzun süredir takip ettiği Bursa Sporlu İsmail Çokçalış için temaslar başladı. Bursa Spor'un parlayan oyuncusunun performansını ve meziyetlerini özellikle teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği ifade edilirken, sezon sonunda Florya'ya getirilmesi hedeflenen futbolcu bu sezon Bursa Spor'da 16 resmi maça çıktı.
Bir gol atıp bir asist yapan genç futbolcu Avrupa ekiplerinin de takibine girdi. Özellikle bir Avrupa kulübünün İsmail'i ısrarla istediği öğrenilirken Galatasaray şu an sezon sonu için bu transferdeki rakiplerinden bir adım önde duruyor. Yeteneğiyle Liverpool'un dünya ünlü sabeki Trent Alexander-Arnold'u anımsatan İsmail'in Galatasaray'la 5 yıllık anlaşmaya vardığı da gelen haberler arasında.